Meryem suresi 83-98. Ayetler. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera enna erselne şeyatine alel kafirine teüzzühüm ezza. Fela te'cel aleyhim. İnnemâ ne'uddü lehum addâ. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا صدق الله العظيم سبحان ربك رب بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bizleri şu mübarek Ramazan ayına bir daha ulaştırdığından dolayı. Resulüne binlerce salat ve selamlar olsun. Bizim dünya ahiret yolumuzu aydınlattığından dolayı. Dünya ahiret yolumuzda bize rehber olduğundan dolayı. Rabbimin rahmeti, mağfireti, merhameti, lütfu, inayeti cümlemizin, cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Ben hep şu şekilde dua ederim. Dünyanın her neresinde bir mazlum, bir mağdur, bir yoksul, bir muhtaç var ise, bir sıkıntı içerisinde, bir zorluk içerisinde, bir darlık içerisinde her kim var ise şu mübarek Ramazan ayında Rabbim cümlesine kurtuluşlar, necatlar ihsan eylesin inşallah. Değerli dinleyenlerimiz, değerli izleyenlerimiz, şöyle kısaca Ramazan ayını konuşalım. Bir de Ramazan ayı içerisindeki terimlerden birkaç kelam etmeye çalışalım inşallah. Ramazan ayı bizim Müslümanların, müminlerin oruç ayıdır. Biz Müslümanlar olarak, müminler olarak kelime-i şehadeti getirmişiz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh demişiz. Yüce Rabbimizin bize emretmiş olduğu bütün emirleri bu kelime-i şehadetle kabul etmişiz. Yasak olanlardan da kaçınacağımıza dair yine bu kelime-i şehadetle söz vermiş oluyoruz. Dolayısıyla kelime-i şehadeti getirmekle Ramazan ayında oruç tutmayı, bir ay boyunca oruç tutmayı da kabul etmiş oluyoruz. Çünkü biz Müslümanlara Yüce Rabbim Ramazan ayında oruç tutmayı kitabında, yani Kur'an-ı Kerim'inde bize emreder. Yani biz oruç ibadetimizin farziyetini Kur'an-ı Kerim'den öğreniriz. Peki nereden öğreniyoruz? Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 183. ayeti kerimesinde Yüce Rabbim şöyle buyurur. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykümüs siyamu kema kütübe alellezine min kablikum leallekum tettegun. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı diye buyuruyor Yüce Rabbim. Şimdi bu ayetin üzerinde şöyle kısaca konuşalım. Bir, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Biz buradan şunu anlıyoruz. Yüce Rabbim oruç ibadetini bizden önceki, yani peygamberimizden önceki diğer toplumlara da bu oruç ibadetini farz kılmış, bize de farz kılmış. Bu ayet-i kerimeden bunu anlıyoruz. Dolayısıyla biz Ramazan ayı girdiği zaman oruç ibadetimizi yerine getiririz. İkinci bir şey, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için. Biz oruç tuttuğumuz zaman Allah'a karşı gelmekten sakınmış oluyoruz. Ne demek? Ne demek? Allah-u Teala ey müminler diye hitap edip bize oruç ibadetini farz kılıyor. Ey müminler diye. Dolayısıyla biz eğer Allah korusun hiçbir mazeretimiz yok ise, oruç tutabilecek durumda olduğumuz halde oruç tutmaz isek Yüce Rabbimizin bu emrine karşı gelmiş oluruz. Dolayısıyla ayet-i kerimede diyor ki Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için. O zaman biz oruç tuttuğumuz zaman Allah'a karşı gelmekten sakınmış oluyoruz. Ama eğer hiçbir mazeretimiz, geçerli bir mazeretimiz olmadığı halde mümin olarak oruç tutmazsak, haşa, Allah korusun, o zaman Allah-u Teala'nın bu emrini yerine getirmemiş oluruz ki o zaman da işte Allah'a karşı gelmek anlamına gelir. Dolayısıyla bu durumdan bizleri muhafaza eylesin diyoruz. Biz orucumuzu tutuyoruz. Ramazan ayı aynı zamanda Kur'an ayıdır. Ramazan ayının rahmet ayı, mağfiret ayı, merhamet ayı, bereket ayı olması Kur'an-ı Kerim'in kendisinde indirilmesinden dolayıdır. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında bir Kadir gecesinde indirilmeye başlamıştır. İşte bundan dolayıdır ki Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Bunu da nereden öğreniyoruz? Yine Bakara suresinin 185. ayeti kerimesinde Yüce Rabbim şöyle buyuruyor. Estağfirullah.
Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'ânu huden linnâsi ve beyinâtin minel hudâ vel furkân femen şehide minkümüşşehra fel yasumhu. Ayet-i kerime bu şekilde diyor ki Yüce Rabbim, Bakara 185. ayet-i kerimede Ramazan ayı insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği bir aydır. Çok ilginç. Kur'an'ın kendisinde indirildiği bir aydır. Bir de hak ile batılın birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak. Burada Kur'an-ı Kerim'in de ne olduğunu şöyle kısaca bir cümleyle Yüce Rabbim bize söylüyor. Bir, Ramazan ayı hidayet ayı, hidayet kaynağı, hidayet rehberi. Bir de Kur'an-ı Kerim'in, yani o hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında indirilmiş olmasıdır. Dolayısıyla bundan dolayı biz Ramazan ayına Kur'an ayı diyoruz. Sonra ayeti kerimenin sonunda diyor ki Yüce Rabbim, öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Bakın, oruçla ilgili ikinci emir burada. Birincisi, Bakara 183. ayeti kerimede bu emri vermişti Yüce Rabbim. Şimdi hemen akabinde, yani 185. ayeti kerimede de böyle Kur'an-ı Kerim'in indirildiğini söyledikten sonra diyor ki Yüce Rabbim, öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa bu ayda onu oruçla geçirsin. Bu da ilginç değerli izleyenlerimiz. Bakın, bir salgınla mücadele ediyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu aya ulaşırsa diyor. Demek ki bu aya ulaşamayan, yani şu andaki şu yaşadığımız süreçte de maalesef ahirete irtihal edenlerimiz oldu. Onlara rahmet yad ediyoruz. Onları rahmetle yad ediyoruz. Rabbim cümlesine rahmet eylesin. Onlar Ramazan ayına yetişemedi demektir. Ama biz şu anda oruç ibadetini yerine getiriyoruz. Orucumuzu tutuyoruz. Yani Ramazan ayına yetiştik. Dolayısıyla biz orucumuzu tutuyoruz. Tutmamız gerekiyor. Rabbim oruçlarımızı kabul eylesin. Şimdi Ramazan ayını böyle kısaca anlattıktan sonra Ramazan ayı içerisinde farklı olarak kullandığımız birkaç terim, birkaç kavram üzerinde şöyle kısaca durmaya çalışalım. Birincisi, teravih namazımız var, olacak Ramazan ayında. Her ne kadar bu sene Ramazan ayında bu salgın hastalıktan dolayı, pandemiden dolayı belki camilerimizde teravih namazını kılamayacağız ama evlerimizde çok rahat bir şekilde teravih namazımızı kılabiliriz. Teravih namazımız tıpkı diğer namazların öncesinde ve sonrasında kıldığımız sünnet, nafile namazlar gibi bir namazdır. Sadece Ramazan'a mahsus bir namazdır. Ramazan ayında biz bu teravih namazını özellikle gece namazı olarak, gece ibadeti, yani Ramazan ayının gecelerini ibadetle geçirme anlamında bir nafile namaz olarak kılarız. Camilerde kılamadığımız zaman, cemaatle kılamadığımız zaman evimizde çok rahat bir şekilde çoluk çocuğumuzla, ailemizle, eşimizle cemaat olarak kılabiliriz. Tek başımıza da kılabiliriz. Kılarken aynen ikindi namazının ilk dört rekat sünneti gibi, yatsı namazının ilk dört rekat sünneti gibi kılabiliyoruz. Yani niyet edip teravih namazını bu şekilde kılabiliyoruz. İkinci bir kavramımız Ramazan ayına mahsus sahur. Sahur kelimesini Ramazan ayında çok kullanacağız. Ne demek sahur? İmsak vaktinden önce oruca hazırlık amacıyla yediğimiz yemeğe bir sahur yemeği diyoruz. Sahur nereden geliyor? Seher vakti anlamından geliyor. Seher vakti demek işte o imsak vaktinden önceki o vakitlere biz seher vakti diyoruz. O vakitte kalkıp Ramazan orucunu tutabilmek için yemek yiyoruz ki biz bu yemeğin adına sahur yemeği diyoruz. Ama burada sahur yemeğinden de ziyade şuna bir dikkat çekeceğim. Ayet-i kerimede Zariyat suresinin 18. ayeti kerimesinde şöyle buyurur Yüce Rabbim. وَبِلْ أَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ O müminler, o kişiler seher vakitlerinde istiğfar ederler. Şunu demeye çalışacağım. Sahura kalktığımız zaman oruç ibadetimiz için yemek yiyeceğiz, elbette yemek yememiz gerekiyor ama o arada kendimize bir vakit bulalım.
en azından bir iki rekat namaz kılalım, mutlaka kılmaya çalışalım. Bir nafile olarak, bir teheccüd namazı olarak. Seher vaktini değerlendirme anlamında, sahur vaktini değerlendirme anlamında, Ramazan ayının gecesini değerlendirme anlamında iki rekat, en az iki rekat bir namaz kılalım. Ha namaz kılmaya eğer gücümüz, vaktimiz yetmezse, hiç olmazsa bir estağfurullah diyelim. Yani ya Rabbi senden bağışlanma diliyoruz. Yarınki orucum için şu anda seher vaktinde yemeğe kalktım. Yarınki orucum için niyet ediyorum, oruç tutacağım. Dolayısıyla en azından hiç olmazsa birkaç defa estağfurullah, yani Türkçesi ya Allah'ım bizi bağışla, bizlerin günahlarımızı affeyle diye dua ettiğimiz zaman da inşallah o sahur vaktini değerlendirmiş olacağız. Üçüncü bir kavramımız imsak kavramı. Biz o sahur vaktinde imsak kelimesini, yani ne demek? Artık bu imsak vakti girdiği anda orucumuzu tutmaya başladık demektir. O andan itibaren yemeden, içmeden ve diğer orucu bozacak durumlardan uzak duracağız. İşte bu vaktimize de biz imsak vakti diyoruz. Diğer bir kavramımız, özellikle Ramazan ayında kullanacağımız diğer bir kavramımız mukabele kavramı. Daha çok bunu biz Ramazan'da kullanıyoruz. Ne demek? Ramazan ayında bizim geleneğimiz, bizim örfemiz, hatta Peygamberimizin bir sünnetidir. Yani Kur'an-ı Kerim'i okumak demektir. Biz bunu camilerde daha çok yapıyoruz. Yani bir imam arkadaşımız, görevli arkadaşımız mukabele Kur'an-ı Kerim okur, biz de takip ederiz veya karşılıklı okuruz. Biz buna mukabele diyoruz. Bunu camide de okuyabileceğimiz gibi evlerimizde de çok rahat bir şekilde okuyabileceğiz. Hatta şimdi imkanlarımız çok çok daha geniş. Televizyondan, Diyanet Televizyonu'ndan mukabeleleri de takip edebiliriz. Dolayısıyla Ramazan ayında mukabele sünnetini de bu şekilde icra etmiş olabiliriz, olmalıyız hatta. Hatta Kur'an-ı Kerim'le Ramazan ayında daha çok haşır neşir, daha çok hemhal olmamız gerekiyor. Çünkü başta söyledim, Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmiştir. Ramazan ayına biz Kur'an ayı diyoruz. Dolayısıyla özellikle Kur'an-ı Kerim'i anlama noktasında mealiyle beraber okuduğumuz zaman Ramazan ayını daha güzel bir şekilde değerlendirmiş olacağız inşallah. Diğer bir kavramımız, özellikle Ramazan ayında belki daha çok kullanacağımız bir kavram, sadece Ramazan ayında kullanacağımız bir kavram fitre. Fıtır sadakası, biz kendi dilimizde fitre deriz buna. Ne demektir? Bayramdan önce, Ramazan bayramından önce her bir müminin bir fitre vermesi anlamına gelir. Bir kişi, yani bir günlük bir kişinin bir doyumluğu, bir fitre vermesi anlamına gelir. Bu da Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime ile sabittir. Dolayısıyla biz müminler olarak, Müslümanlar olarak orucumuzu tutarız Ramazan ayı içerisinde. Bayramdan öncesinde bir fitre veririz ki bu sene en az 28 lira olarak belirledi Diyanet İşleri Başkanlığımız. Bu 28 aslında en alt limittir. Yani en düşük duru, herkesin kendi durumuna göre fitre vereceği gibi bu en alt kişi, en alt limit bu 28 TL'dir. Yani hali vakti, maddi durumu iyi olanlar çok çok daha yüksek miktarlardan, 100 liradan, 200 liradan, 300 liradan, daha fazla miktarlardan fitresini verebilirler. Biz bunu Ramazan ayı içerisinde bu fitremizi de mutlaka yerine getirmemiz gerekiyor. Yine bir Ramazan ayını başta söyledim, rahmet ayıdır, bereket ayıdır, mağfiret ayıdır. Özellikle bereket ayı üzerinde duralım şöyle kısaca. Bereket aslında elbette Rabbimizin bize affetmesi, bağışlaması, merhamet etmesi anlamına geleceği gibi aslında bizim müminler olarak kendi aramızda, kendi toplumumuzun içerisinde yakından uzağa, komşumuzdan, en yakın kişilerimizden uzağa doğru elimizden geldikçe hayır hasenatta bulunma, infak etme deriz biz buna. Yani sadaka, yani infak, yani bir kardeşimizin, bir ihtiyaç sahibi bir kardeşimizin o ihtiyacını giderme anlamında bir sadaka verdiğimiz zaman bunun adına biz infak diyoruz. Bunu Ramazan'da daha çok yapıyoruz. Rabbim kabul eylesin inşallah. Ramazan'da da bunu çokça yerine getireceğiz ki bereket ayı olduğunu her birimiz yaşayalım. Daha çok infak edeceğiz ki fakir, muhtaç, yoksul, ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz
Ramazan ayının bereket ayı olduğunu daha çok anlasınlar. Zaten biz infak ettiğimiz zaman, sadaka verdiğimiz zaman zaten o huzuru, o güzelliği biz içimizde iç huzuru olarak yaşayacağız ki bu da Ramazan'ın yine bir bereket ayı, bir rahmet ayı, bir mağfiret ayı olduğunu bize yaşatsın inşallah. Diğer bir kavramımız itikaf kavramı. Ramazan ayında itikaf kelimesini de kullanırız. Ne demek itikaf? Aslında bu itikaf kelimesi sanki biraz unutulur gibi kelimesi derken, itikaf ibadeti, sünnet olan bir ibadettir. Bu biraz unutulur gibi. Bazen sorarım insanlar, ya hiç duymadık, hiç duymadık falan gibi cevaplar alırız. Halbuki Ramazan ayında bizim itikaf ibadetimiz vardır. Ne demek? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının son 10 gününde mescidine çekilir, tek başına orada özellikle Rabbi ile baş başa kalır, ibadet ederdi. Biz de şimdi kendi imkanlarımız ölçüsünde bir camiden bir öğle ile ikindi arası bir gün, iki gün, üç gün zamanımıza göre, imkanımıza göre itikaf ibadetini yerine getirebiliriz. İtikaf ibadetini yerine getirme anlamında, bu sünneti de icra etme anlamında tavsiyemdir. Kitaplarımızda zaten bu şekilde yazar. Hani bir camiye gittiğimiz zaman Ramazan ayında özellikle camiye girerken itikaf niyetiyle girdiğimiz zaman camide bulunduğumuz süre içerisinde itikaf ibadetini de yerine getirmiş oluruz. Ama buna özel bir vakit ayırıp yani bir gün sabahtan akşama kadar veya bir öğleden ikindiye kadar, ikinden akşama kadar, akşamdan yatsıya kadar itikaf niyetiyle de camiye girdiğimiz zaman orada bir nafile namaz kılma, bir Kur'an okuma, orada şöyle kendimizle, Rabbimizle baş başa kaldığımız zaman burada bir itikaf ibadetini yerine getirmiş oluruz. Son olarak Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz hep beraber Ramazan ayına mahsus olmak üzere. Kadir Gecesi geldiği zaman da elbette bu konuyla ilgili sohbetlerimiz, nasihatlerimiz olacak. Sizler dinleyeceksiniz, okuyacaksınız. Ramazan ayının 27. gecesinde Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Rabbim hani yine Kadir Gecesi ile ilgili de bin aydan daha hayırlı bir gecedir diye buyurur Kur'an-ı Kerim'inde. Hatta Kadir Suresi vardır Kur'an-ı Kerim'de. Sadece Kadir Gecesi'nden bahseden bir sure-i celiledir. Onu da o zaman geldiği zaman okuyacağız, daha çok öğreneceğiz. O günü de o gün idrak etmeye çalışacağız inşallah. Tüm bunların sonunda, Ramazan ibadetimizin sonunda artık bayram ibadetini yerine getireceğiz. Yani oruç ayı bittikten sonra bayram ibadetini yerine getireceğiz. Burada Ramazan bayramı diyeceğiz. Yine bütün Müslümanlar olarak, kardeşlerimiz olarak bir ay boyunca oruç tutmanın, aç kalmanın, yani oruç niyetiyle aç kalmanın veya işte diğer ibadetlerimiz, şimdiye kadar söylediğim o ibadetleri yerine getirmenin bir sevinci olarak. Bir de rahmet ayı diyoruz ya, rahmet, mağfiret, bereket ayı dediğimiz Rabbimizin inşallah bizleri affetmesinin bir sonucu olarak affedilmiş olmanın, bağışlanmış olmanın veya ibadetlerimizin kabul edilmiş olmanın sevincini inşallah Ramazan'ın sonunda bayram olarak idrak edeceğiz. Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah. Rabbim hayırlı Ramazanlar ihsan eylesin. Tekrar ölmüşlerimize Rabbim rahmet eylesin. Şu içinde bulunduğumuz sıkıntılı durumdan bizleri Rabbim muhafaza eylesin. Tekrar Rabbim memleketimizi, milletimizi, tüm İslam alemini muhafaza eylesin diyelim. Hayırlı Ramazanlar diyor, diliyorum. Allah'a emanet olunuz.